Omurgalı iki canlı arasında simbiyotik ilişkilerden hangileri genellikle gözlenmez? Mutalizm, e, birliktelikten her iki canlının fayda sağladığı simbiyotik ilişkidir. Parazitizmde biri fayda diğeri zarar görmektedir. Komensalizmde biri fayda diğeri ne fayda ne zarar görmektedir. Timsah ile kürdan kuşu arasında mutal bir ilişki vardır. Her ikisi de e, omurgalı canlıdır. Parazitizm, İki omurgalı arasında görülmemektedir. Kommensalizme örnek olarak iki omurgalı arasında köpek balığı ile ekinesis balığı e, örneği verilebilir. Köpek balığı buradan ne fayda ne zarar görürken ekinesis balığı köpek balığının parçaladığı avından kalan besinleri e, yemektedir. E, bu nedenle yalnız iki B seçeneğini işaretliyorum. Fermentasyonda kullanılan besin maddesinin çeşidine bağlı olarak verilenlerden hangileri değişebilir? Oluşan son ürün çeşidi besin kaynağına göre laktik asit veya etil alkol meydana gelebilir. Sentezlenen ATP miktarı değişebilir çünkü yağlar aynı miktardaki protein ve karbonhidratlara göre daha fazla enerji vermektedirler. 3 ortamdan alınan oksijen miktarı değişmeyecektir. Çünkü oksijen kullanılmamaktadır fermentasyonda. Reaksiyonların gerçekleştiği hücre kısmı da yine değişmez. Hepsinde e, da meydana gelmektedir. Bu durumda 1 ve 2A seçeneğini işaretliyoruz. Aşağıdaki faktörlerden hangisi bitkilerde yapraklardan terleme ile su kaybını azaltır? Yaprak yüzeyinin genişliğinin artması, stoma sayısının artması, stoma bekçi hücrelerin turgor basıncının artması, topraktaki su oranının artması, terleme ile su kaybını arttıracaktır. Çünkü yaprak yüzeyine ne kadar genişse o kadar fazla terleme olacaktır. Stoma sayısının artması yine e, terleme oranını arttıracaktır. Stoma bekçi hücrelerinin turgor basıncının artması sayesinde e, stomalar açılacaktır ve terleme başlayacaktır. Topraktaki su oranının artmasıyla da alınan su miktarı artacağından dolayı terleme miktarı da buna bağlı olarak artacaktır. Ancak kütükula tabakasının kalınlığının artması güneş ışınlarının yaprak üzerindeki etkisini azaltacağından dolayı su kaybını azaltır. B seçeneğini işaretliyorum. Aşağıdakilerden hangisi ökaryot bir hücrede oksijenli solunumun stoplazmada gerçekleşen reaksiyonlarından biri değildir. A seçeneği glikozun ATP harcanarak aktifleştirilmesi stoplazmada olmaktadır. B seçeneği NAD'ın indirgenerek NADH artı hidrojen iyonuna dönüşmesi yine sitoplazmada gerçekleşebilir, gerçekleşmektedir. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenmesi e, sitoplazmada gerçekleşebilen bir olaydır. Glikozun pürüvik asite parçalanması yine glikoliz sırasında sitoplazmada meydana gelmektedir. Oksijenin elektron alıcısı olarak görev yapması ise mitokondrinin kristasında meydana gelir e, sitoplazmada bu olay meydana gelmez. E seçeneğini işaretliyorum. İnsanlarda dişi üreme sistemi hormonları ve etkileriyle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? FSH yumurta oluşumunu, LH ovulasyonun sağlanmasını, östrojen FSH salınımının engellenmesini, progesteron döl yatağının gelişimini sağlamaktadır. Oksitosin ise doğum kasılmalarını, ...ve süt bezlerinden, doğumdan sonra süt bezlerinden süt salınımını uyaran bir hormondur. Dolayısıyla oksitosin, korpus, luteum'un oluşmasını sağlamamaktadır. Yanlış olan C seçeneğidir. Yukarıdaki örneklerin modifikasyona M ve adaptasyona A ait oluşlarına göre doğru gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Su kuşlarının gagalarının uzun, ayaklarının perdeli olması suda daha hızlı hareket etmelerine ve suda avlanmalarına avantaj teşkil eden bir adaptasyondur. İkincisi ortanca bitkisinin asidik toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi çiçek açması çevre şartlarının genin işleyişinde meydana getirdiği değişmeler olan modifikasyondur. Üçüncüsü polenle beslenen arı embriyolarından kısır işçi arı bal özüyle beslenenlerden ise kraliçe arı gelişmesi yine çevrenin etkisiyle e, genin işleyişinde meydana gelen değişmeler yani modifikasyondur. Develerin hörgüçlerinde yağ depo etmesi kurak ortamda uzun süre e, aç ve susuz e, kalabilmelerini sağlamaktadır. Bu açlık ve susuzluk süresince e, besin ve su ihtiyaçlarını bu yağ deposundan karşılamaktadırlar. Dolayısıyla bu bir adaptasyondur. Kutuplarda yaşayan memelilerin beyaz posta sahip olması e, ortama kamufle olmaları açısından bir adaptasyondur. Bu durumda 1, 4 ve 5 adaptasyon 1, 4 ve 5 adaptasyon 2 e, ve 3 ise modifikasyondur. Buradan D seçeneğini işaretleyebiliriz. İnsanlarda duyu organları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Tat ve kokunun alınması için uyarıcı moleküllerin mukus sıvısında çözülmesi gerekmektedir. Kulak ve deride fiziksel uyarıları algılayan mekano reseptörler bulunmaktadır tat ve koku alma duyuları birlikte çalışarak besinlerin tadının alınmasını sağlamaktadır. Gözde fotoreseptörler bulunmaktadır. Yani ışığı algılayan fotoreseptörler bulunmaktadır. Göz ve kulaktaki reseptörler eşik şiddetinin altındaki uyarılarla uyarılamazlar. Eşik şiddeti ve üzerindeki uyarılarla ancak uyarılabilirler. E seçeneği yanlıştır. İnsanda kandaki glikoz oranının belirli bir düzeyde tutulmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili değildir? Karaciğer hücrelerinde glikoz molekülleri kullanılarak glikojen sentezlenmesi kandaki glikoz seviyesini düşürecektir. Böbrek kanallarında süzüntüdeki glikozun geri emilmesi kandaki glikoz miktarını arttıracaktır kan glikozunun bir kısmının dokular tarafından kullanılması yine kandaki glikoz miktarını azaltacaktır. Karaciğerde glikojenin yıkımı sonucu oluşan glikozun kana verilmesi ise kandaki glikoz miktarını arttıracaktır. Ancak besinlerin yapısındaki selülozun sindirime uğratılmadan dışarı atılması kandaki glikoz miktarına herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle C seçeneğini işaretliyoruz. Bir insanın akciğerine gelen kirli kanda verilenlerden hangilerinin minimum düzeyde olması gerekir? Akciğere gelen kirli kanda oksijen miktarı minimum, karbondioksit miktarı maksimumdur. Dolayısıyla oksijenin taşındığı oksihemoglobin miktarı minimum düzeyde olması gerekmektedir. Karbondioksitin taşındığı bir karbonat iyonları ve karbomino miktarı ise maksimum düzeyde olacaktır. Bu durumda yalnız 3B seçeneğini işaretliyorum. Yukarıdaki şemada salgılanma mekanizması özetlenen kortizon hormonunun kanda belirli bir değerin üzerine çıkmasına bağlı olarak durumlarından hangileri gözlenir? E, kortizon hormonu hücrede protein ve yağ metabolizmasını hızlandırır. Bu nedenle proteinlerin yıkılmasından e, meydana gelen azotlu atık miktarı, idrarda artış gösterecektir. Ayrıca protein ve yağların metabolizmasını hızlandırdığından dolayı glikoza dönüşmeleri de bunların hızlanacaktır. Ayrıca e, kortizolun kandaki seviyesinin artması e, geri bildirim sistemi ile hipotalamustan e, hipofizin ön lobundan ACTH üretimini salgılamasını durduracaktır. Ee, buradan 1, 2 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyebiliriz. E seçeneğini işaretliyorum. Kılcal damarlardaki kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverilişi sırasında yukarıdaki grafiklerdeki değişimlerden hangileri kesinlikle gerçekleşmez? Dokudan, doku sıvısından kana doğru karbondioksit ve metabolizma atıkları geçmektedir. Bazen e, kandaki glikoz seviyesi düştüğünde karaciğerdeki glikojenler yıkılarak glikoza dönüştürülür ve bu glikoz da doku sıvısından kana bazı durumlarda geçebilmektedir. Dolayısıyla kılcal damardaki karbondioksit miktarı zamanla artış gösterebilir. Glikoz miktarı zamanla artış gösterebilir bir atık olan üre miktarı zamanla artış gösterebilir. Ancak e, doku sıvısından e, kılcal damarlara oksijen geçişi olmayacağı için oksijen miktarı zamanla artış göstermeyecektir. Yalnız bir A seçeneğini işaretliyorum. Kanın kılcal damarlardaki akış yönü ve basınç değişimini gösteren yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bir nolu bölgede kandan doku sıvısına al yuvarlar, geçebilir. Al yuvarlar, kılcal damarları terk edemezler. Bu nedenle e, kandan doku sıvısına geçemezler. Birinci bilgi yani A seçeneğindeki bilgi yanlıştır. İki nolu bölgede madde alışverişi olmaz. İki nolu bölgede kan basıncı ile ozmotik basınç birbirine eşit olduğu için madde alışverişi gerçekleşmeyecektir. 3 nolu bölgede doku sıvısından kana metabolik atık geçişi olur. Toplar damar kılcalında e, kan basıncı düşük olduğu için doku sıvısından kana doğru metabolik atık geçişi olacaktır. 1, 2 ve 3 nolu bölgelerde kan proteinleri doku sıvısına geçemez. Kan proteinleri büyük yapılı moleküller oldukları için e, doku sıvısına geçemeyeceklerdir nolu bölgede maddeler kılcal damarlardan doku sıvısına geçer e, atar damar kılcalında kan basıncı yüksek olduğu için maddeler kılcal damardan doku sıvısına geçmektedir bu durumda a seçeneği yanlıştır